Şarkıcı Dilber Ay 3 yıl önce aramızdan ayrıldı ama dolandırıcılar onun peşini bırakmadı. Kocası İbrahim Karakaş'la ortak kullandıkları sosyal medya hesabını ele geçirdiler ve Dilber Ay'ın takipçilerinden para istediler. İşte tacizci suçlamasıyla ağa düşen Karakaş'ın isyanı. Karşımdaki insan bana diyor ki sen diyor tacizciymişsin diyor. Ve sanatçı bütün dostlarımdan para istiyormuş benim adıma. Dolandırıcılar hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay'ın eşi tacizci yalanıyla kandırdı. Sonra da sosyal medya hesabını çaldı. Sen yeni bir şifre yaz dedi. Ben de onu yaptım. Şimdi tacizcime bir paniğe kapıldım yani. Dolandırıcıların son kurbanı 3 yıl önce aramızdan ayrılan Dilber Ay'ın eşinin kullandığı hesaptı. İbrahim Karakaş tacizcidir. İşte ben evli olduğum halde benim peşimi bırakmıyor. İstersen diyor gönder şeyini diyor. Şifreni diyor ben işi diyor durdurayım diyor. Ben o şifremi de verdim keriz gibi. Öylece hesabım gitti. O hesap ele geçirildikten sonra Dilber Ay'ın takipçilerine peş peşe mesajlar gitmeye başladı. O mesajlarda borsa ve kripto para yatırımları vaat edildi ve bazılarında da Dilber Ay'ın takipçilerinden para istendi. Ben güya oradan 380 bin lira para kazanmışım. Siz de gelin katılın siz de kazanın diyormuşum ben. Öyle bir şey yok. Buradan Dilber Ay hayranlarına sesleniyorum. Sakın böyle bir şeylere kanmasınlar. İbrahim Karakaş sosyal medya hesabı çalındıktan hemen sonra savcılığa giderek suç duyurusuna bulundu. Olayın üzerinden 2 hafta geçti. O hesap hala aktif ve her gün dolandırıcılıkla ilgili mesajlar paylaşılıyor. İnanmasınlar buna yani. Ne gündüzüm gündüzüm.